Vay bro. Ne haber ya? Görüşemedik. Evet, öyle oldu ya. Dertler, tasalar. Sorma. Hayat bir tatsız tuzsuz. Yani hep bir eksik. Soruşturma işi mahvetti ya hepimizi. Öyle oldu. Vallahi paramparça olduk. Parçalara ayrıldık resmen. Artık istesek de o parçalar bir araya gelmeyecek. Tamam oğlum, sen de takma bu kadar ya. Vallahi bak, ben bir çıktım geldim, kendime geldim, iyi oldu. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Dur bakalım yani. Doğru doğru söylüyorsun. Siz nereden geliyorsunuz ya? Biz Pelop sağ olsun bir iki günlüğüne kaçalım dedi. Böyle kaçtık, kafa dağıttık, iyi geldi ya. İyiymiş. Ver şu valizleri bir indireyim. Pelo. İşe yaradı mı bari uzaklaşmak? Kurtulabildin mi kafandaki düşüncelerden? Bilmem. Ama yarayacak. Yani uzaklaştıkça atlatacağım bunu. Yeni limanlar bulmak iyidir. Zinciri hep aynı yerde bırakırsan sonra oraya gömülür gidersin. Neyse, ben tutmayayım sizi ya. Tamam, görüşürüz. Tamam Emrem, görüşürüz. İyi bak kendine. Hadi eyvallah. Pelo, hadi. Geldim. İşte sarmış kadınları böyleler Şebnem Hanımcığım. Burada bir şeyler ye. Alırım alırım. Ay sarmaşık değil, Amazon kabilesi sanki. Çok kadın kadın oldu, bastı bana. Vıcık vıcık. Yok mu bunların eşleri, sevgileri falan? Biraz da erkeklerden bahset, içimiz acılsın. Ben de tam oraya gelecektim, lafı ağzımdan aldınız. Burcu'nun nişanlısı Emre Bey. Hı. Cüzdanı bayağı kabarık bir tip. Tahmin edersiniz ki biraz large bir adam. Dediklerine göre Mehmet Bey'in Burcu'nun eski kırı olduğunu bilmesine rağmen yine de beis görmemiş dibine taşınmaktı. Dünya yansa umurunda olmaz yani. Öyle bir tip. Emre. Ben duşa gidiyorum. Eşi Taylan Bey. Uzun süredir beraberler. Lise aşklarını ta günümüze kadar taşımışlar. Yani aşk dediysem de bakmayın ha.
Pelin Hanım almış Taylan Bey'i aslında. O da über karışık bir hikaye. Ay boşver anlat sen çözeriz. O zaman şöyle özetleyeyim. Taylan Bey lisedeyken Oya Hanım'la sevgiliymiş. Sonra Oya Hanım'a bir iftira atmışlar. Pelin Hanım'la Merve Hanım yani. Sonra hop Pelin Hanım kapmış Taylan Bey'i. Garip ilişkiler var hayatta ya. Aşkım kısa mı sağ mı vallahi çok iyi geldi şu tatil bana ya. Yani tamam inayi kabul dertler deryasında yüzüyoruz ama... ...öyle boğulacak gibi hissetmiyorum bebeğim, bir rahatladım yani. Bebeğim. Bak bakayım bana. Bak bakayım bana. Ne oldu sana ya? Sen niye hiç toparlayamadın yani? Taylan ben hiç iyi değilim. İyi değil misin? Ne oldu? Ha? Dur. Ne oldu be? Ha? Tamam hırpalama bu kadar kendini artık. Taylan. Bilmiyorsun. Ben... Tamam. Bak. Bak Pelo. Atlatacağız bu günleri biz. Tamam mı? Bu davayı atlatacağız. Bu kadar takma kafana artık. Yeter. Geçecek yani bu günler. Geçer mi? Geçer. Geçecek. Geçecek. Ve gelelim sitemizin gözde bekarlarından Kerim Bey'e. Merve Hanım'ın evini aldı kendisi. İki köpeğiyle orada yaşıyor. Genelde de yalnız takılıyor. Ne iş yapıyor peki bu yalnız kurt? Et işinde. Öyle üretim, alım satım filan. Son derece zengin, güçlü ve yeme içmeyi seven bir adam. Ağzının tadını biliyor diyorsun yani. Kesinlikle. Kerim Bey etin de şarabın da iyisinden anlar. Bakalım kadının da iyisinden anlıyor. Ha? Ay canım çok karışık. Da Vinci'nin şifresi gibi. Ama çözeceğiz zamanla. Sarmaşık. Fena değil.